Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet bu üç renkten ve çimeni yeşil yağ yeşili 732 ve leylak beyaz kar beyaz. 129 mavi ve 335 saksı mavisinden bu renklerden size iğneden tığa bir model hazırladım şöyle tığımı da gösterip en son modelimi göstereyim 22 numara ve aparat olarak da kulak çöpü kullandım genelde iğneden tığa modellerde biliyorsunuz kulak çöpü aparatını kullanıyoruz eskiden beri meşhur olan evet şöyle bakın Böyle bu modeli iğne oyası olarak çok göreniniz olmuştur belki de arkadaşlar. Ve sizler için şöyle ara suyu sık iğneli fil dişi ve 3 tane dalın üzerine bu şekilde kirpikleri olan bir model hazırladım. Evet dediğim gibi keşfetlerde bu modeli çok görmüş olabilirsiniz. Ee, sizden ricam arkadaşlar bir de tığ oyaları dünyası diye yeni bir kanal açtım. İnşallah eşli ekran çok güzel. Böyle tığ oyalarının çekileceği bir video. Sıfırdan bir kanal açmak istedim. daha bilinçli böyle YouTube'a daha böyle isteklerinizin olabileceği bir model olsun diye. Bu şekilde şöyle bir model hazırladım. Oraya da destek vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Orada da eşliği çok güzel videolarım olacak inşallah sizlerin destekleri sayesinde. Modelim bu. Şöyle bir de siyah tülbent üzerinde de göstereyim daha net inşallah anlaşılır. Şöyle modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet şu şekilde ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz. 696 nolu videomda şöyle tülbent kenarlarının tığlama işlemleri mevcut. Şöyle oradan. YouTube'un arama kısmından 696 nolu video yazdığınızda hemen çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başladık. Şöyle baştan 5 tane bakın ara mesafesi verdik. Böyle minik kirpiklerle süsledik. 5 taneyi de daha önce sizler için hazırladım. Biz direkt bu şekilde 7 tığ battı yaparak başlayacağız çiçeğimizin zemin kısmından. Evet. 3 tane zincirimi çekeceğim şimdi tığ battımın üzerine. 3 zincirimi çekip hemen ilk tığ battımı yaptım. 3 zincir. Sıradaki tığ battığının içine girip kapattım. 1 2 ve 3 zincir. 3 zincir çekince daha güzel belirgin bir tığ battılar oluyor. O yüzden 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 4 5 6 ve 7 7 tane bu şekilde tığ battımı hazırladım bakın bir zincirle döneceğiz hemen ters tarafına döndüm sık iğne ile buraya sabitliyorum yine 3 zincirden 3 tane yuva yapacağım bakın kesim işlemini gerçekleştirdik 4 kıl battığı 3'e azaltacağız. Şöyle 2 3 zincir Şöyle kenar kısmında 3 tane tığ battı bıraktım. 1 zincir çekiyorum. Döndüm. Şimdi 3 olan yuvam 2'ye düşecek. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir sıradaki 2 ve 3 zincir sıradaki yuvaya kapattım. Bu şekilde bir zincirle dönüşümü yapıp bakın. Şimdi arkadaşlar tek yuva kaldı. 4 3 2 oldu. Buraya 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. Tek kalan yuvamı. Buraya dal yapmak için bu yüzden 5 tane zincir çektim. 5 zinciri tam sığıyor. 3 zincir az geliyor arkadaşlar. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim bir zincirimi. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle iki defa tığımı doladım. Bu yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi. Sık iğne ile buraya sabitledim. 3 tane zincir. Yuvanın içine girip sabitledim. 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum aynı yuvanın içine girdim 2 2 ve 2 5 zincir trabzanın içine girip kapattım 3 zincir çekiyorum yuvanın içinde sabit Evet dalları bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar trabzanın arasına 5 tane zincir kapatarak Şimdi iki defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2 2 şöyle 2. Yine 5 zincir. Buraya trabzanımın arasına kapatıp yuvamız hazır. Evet, 3 zinciri yine bu diğer dalların arasına kapatıp dalımı tamamladım. Dibine muhakkak bir tane sık iğne bakın başında ve sonunda bu dallarımın arasına sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 3 zincir. Hemen bakın buraya atlayıp bu şekilde buraya. Dip kısmına yapınca bu şekilde güzel yuva olmuyor arkadaşlar. Burayı bırakıyorum. Dönüş kısmı olduğu için bu ikinciye. 1 2 3 zincir. Hemen en alttakine kapattım bak yine 3 zincir tığ battının dip kısmına değil bir sonrakine yapıyorum bu şekilde bu şekilde eğer yapmazsanız şöyle dibine bir sık iğne ile zincir siz de geçebilirsiniz bakın arkadaşlar tam dip kısmı bu şekilde de çok güzel duruyor Evet 3 zincir şimdi bakın bu tarafta 3 tane kaldı bir de bu dal kısmının boşluğu var sağa 3 bırakıp sola 4 yapacağız arkadaşlar aşağı bakın daha az bir meyil olduğu için böyle tam ebatlı duruyor sağa 3 sola 4 tığ battı bakın 1 2 3 şöyle dördüncü tığ battımı da yaptım ara mesafesi olarak ve 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi kapattım şöyle bir zincir çektim döndüm hemen ara suyuna başlıyoruz 3 tane sık iğne 1 2 ve 3 bu şekilde 3 sık iğneden sonra 8 zincir 7 ve 8 hemen döndüm sık iğne ile 8 zincirimi buraya kapattım bu kadar arkadaşlar ara suyunun yapılışı bakın fil dişi sık iğneli fil dişi 5 zincir şuraya hemen bir zincirle 5 zincirin içine dönüşümüzü sık iğnemizi yapıyoruz 1 2 ve 3 8 tane zincir bundan ara suyuna 5 tane yapıyoruz sık iğneli fil dişinden sıradaki yuvamın içine sabitledim yine 5 zincir şöyle 5 yuvanın içine girip sabitliyorum bir zincirle dönüşümü yaptım şöyle 1 2 ve 3 8 tane zincir dönüyorum hemen yuvanın içine sabitledim 5 zincir sık iğne ile buraya sabitliyorum dibine hemen bir zincirimi çekip döndüm ve 3 tane sık iğne giriyoruz 2 ve 3 Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde arkadaşlar hepsini yaptık şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim bakın hemen buraya boş olan tığ battiye kapattım. Şöyle bırakmak için zincir çektim. Ara suyu bu kadar arkadaşlar. Böyle çiçeğimizin kök kısmı da bu şekilde, dal kısmı bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yapraklarına geçelim. ipimi tığıma tutturdum. Hemen burada ilk yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvanın içine ilk dalımıza sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen aparatımı aldım. Çekmiş olduğum bir zincirden ilmeğimi çıkarıp aparatıma taktım bakın. Kalıplama işlemini sıkı sıkı yapalım. Yaparken fazla uzamasın. Sıkı olduğu için hem de güzel çıkıyor. Sıkı kalıplarsak. Dibinde iki zincir taktım. Dibinde iki zincir şöyle sıkı sıkı 6 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Bu 3 aynı yuvaya giriyorum şöyle dibinde bir iki zincir dört dibinde iki zincirimi çekip beş oldu sonuncuyu da aynı şekilde bir iki zincir kapattım şöyle arkadaşlar sonuncuyu da sökülmesin diye iki tane zincir çekerek bırakacağız ipimizi Hemen iki zincirimi çektim dibine. İpimi kopardım bakın. Şöyle aparatımdan çıkartıyorum. Bunun özelliği arkadaşlar, aparatta da yakılırsa daha güzel oluyor. Aparatı çıkardığımız için şimdi şu şekil yakalım. Evet, şöyle arkaya yakarsak temizcek kenarlardan yanık izi gözükmez. Evet. Bu şekilde ilmeklerimiz hazır. Aynı şekilde diğer dallarımızı da yapalım. Evet, şöyle. Diğer dalda aynı renk olduğu için hazırladım ve mavi ortadaki dalla yapacağız mavi rengimizi. Sık iğne ile sabitleyip üzerine bir zincir çektim. Hemen aparatımı ilmeğime takıyorum. Şöyle. Bakın. Yuvanın içine giriyorum. 1 Iki tane sıkı sıkı zincir hemen diğerine taktım yine 1 ve 2 zincir diğerine taktım 3 oldu yuvanın içine giriyorum 1 2 zincir şöyle 4 1 2 zincir 5 ve 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Takıyorum bu şekilde. Bakın toplamda 6 tane ilmekleri hazırlıyoruz. Hepsi 6. Ve dibinde 2 zincir çekerek ipimizi koparacağız. Şöyle 1 ve 2. Hemen şimdi ipimi kesiyorum. Demin de anlatmak istediğim bu şekilde yakarsanız daha arkadaşlar temiz şöyle kolay daha doğrusu kolayca ilmeklerinizi tutarak hani tutmak zorunda kalmazsınız bir aparatın içinde rahat bir şekilde yakabilirsiniz böyle şimdi şunu da getirelim kameradan baktığım için biraz zorluk oluyor şöyle eğilerek bakalım alttan daha rahat gözüküyor arka tarafına yapıştırdım. Evet sizler daha temiz çalışırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar oluyor. Şimdi bunu çıkardım. Şöyle sola doğru yatırınca hemen ilmekler açılıyor. Ee, şöyle arkadaşlar beyazla zaten bunları tek tek yuvalar hazırlayacağız. O zaman rahat bir şekilde açılacak. Evet üzerinin kenar kirpi işlemine geçelim. Modelimizi şöyle tülbentimizi ters tarafına çeviriyoruz. Ters tarafından yuvaları hazırlayacağız. Şöyle beyaz ipimi tığıma tutturdum. İlk ilmekten şöyle girerek bakın ipimi tığıma bu şekilde tutturdum. İlk ilmekten sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi sıradaki yuvaya bu bir 3 zincir sıradaki yuvaya 2 3 zincir sıradaki yuvaya 3 zincir şöyle sıradaki ilmekten 3 zincir bakın 6 tane ilmeğimiz vardı bu 6 ilmeğin üzerine bu şekilde 5 tane yuva hazırladık şimdi burası önemli bakın püf noktası buraya hiç zincir çekmeden sık iğne ile Dikkatli izlerseniz arkadaşlar sonuna kadar. Bakın şöyle yük aşağı sarkmamasını engelliyor buraya yuva yapmamamız, eksiltmemiz. Ve 3 zincirimi çekiyorum hemen. Sıradaki mavi ilmekten girip 3 zincirde yuva. 3 zincir yuva 3 zincir sıradaki ilmeğe geçiyorum sık iğne ile sabitleyip yuva oluşturdum. 3 zincir. Son evet, sonuncu ilmeğe geldik yine. Yine 6 ilmekten 5 tane yuva oluşturduk. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken boyadaki püf nokta burası sık iğne ile geçiş, zincirsiz geçiş. Hemen yine sıradaki bu ilmekleri de üçer zincir çekerek yuvalar hazırlayalım. Aynı işlem şöyle 3 zincir sabitledim. 3 zincir sabitliyorum. Hemen sonuncu ilmeğin içine girip sabit Şimdi bir zincir çekerek düz tarafına dönüyorum. Bakın tüm ilmekleri bu şekilde toparladık. Şöyle. Hemen ilk ilmeğime bir zincirimi sık iğne ile sabitliyorum ve buraya şöyle 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirden kirpik yapıyorum tıpkı iğne uyasında olduğu gibi. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. 6 değil. Galiba 5 zincirden çekmişim. Evet, şimdi iki tane zincir çekiyorum arasına. Şöyle diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Şöyle bakın, yuvanın içine girip sık iğne ile 5 zincirimi buraya sabitledim. Arasına iki tane zincir, sıradaki yuvanın içine girip sabitledim. 5 zincir. Sık iğne ile buraya girip sabitliyorum. 2 zincir. Şöyle sabitledim. 5 zincir. Hemen yuvanın içine girip sabitliyorum. 2 zincir sıradaki yuvaya. Bakın. Bu şekilde minik kirpikler oluşturuyoruz. Bunu aparatla da takıp kirpikleri yapabilirsiniz. Böyle benim gibi 5 zincir çekerek de kirpik yaparsınız. 5 zincirimi çektim kapattım hemen arasına 2 zincir bakın direkt geçiyorum buraya ve 5 zincir 2 3 4 5 zincir artık buraya araya zincir çekebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde kirpiğimi kapatıp 2 zincir sıradaki yuvaya şöyle 5 zincir son sıramız da bu şekilde gidiyor altı tek sıra ve 3'er zincirden yuva Üstte de bu şekilde ikişer zincir ve kirpiklerden oluşan bu şekilde yuvaların üzerine sıra gidiyoruz şöyle 5 zincir 2 zincir geçiş köprümüz 2 zincir üzerine kirpik sayımız 5 zincir 5 zincir yapımı çok kolay Şöyle üstünde her aşamasını paylaştım. Bakın hiçbir eksiği yok. 5 zincir kapatıyorum. 2 zincir direkt diğer yuvaya bu şekilde. 5 zincir şöyle bakın 3 zincirli yuvaya 2 zincir kapattım 5 zincir 2 zincir çekiyorum sıradaki yuvaya. Kapatıyorum. 2 zincir sıradaki yuvaya 5 zincir. Şöyle 2 zincir son yuvanın içine girip kapattım 5 zincir. Şimdi bakın arkadaşlar sonuncu da ilmeğe girerek şöyle meyilli de durduracağız bakın bu hiç zincir çekmeden sahte sık iğne de yaparsak daha zarif duracak bakın normal sık iğne de yapabilirsiniz tabii ki şöyle ipimi kopardım evet, çok güzel durdu arkadaşlar tıpkı iğne yasının aynısını sizler için hazırladım şu kenar ipleri yakıp temizleyip geliyorum Evet şimdi kirpik işlemini yapalım bu 8 zincirlerin tepe noktalarına yapıyorum bu şekilde bakın sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 biraz iri kirpik olsun o yüzden 3 değil 5 çekiyorum çünkü iğne yasında da bayağı belirgin bir kirpikti 5 zincirimi çekip hemen bakın tekrar 5 zincir Buraya Evet dibine de bir tane zincir çekip Şöyle ipimi Koparıyorum Buralar arkadaşlar genelde kirpik Kısımları çok küçük olduğu için Böyle render yaparken Atlayabiliyorum o yüzden bir tane daha Yapıp şöyle biraz Bu kirpik yapma kısmına uzun Tutacağım şöyle Bakın hep son kısmına Aralarında şöyle birer boşluk fil dişi bırakarak yapacağım. Hemen sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. Bu 8 zincirlik kısma ve 5 zincir. Kapattım zincirimin arasına bu birinci kirpiğim. 5 zincir, ikinci kirpik ve tekrar 5 zincir. Bu da üçüncü. Evet, bu şekilde dibine her zaman bir zincir çekerek koparıyorum bu şekilde oldu bakın şöyle göstereyim hemen bu ipleri yakıp temizleyip geleyim Evet arkadaşlar ilk önce şöyle sizle yaptığımız modelimize ve göstereyim bakın ara suyu ve modelimiz birbirine çok uyumlu oldu bu ara suyunu gerçekten çok seviyorum arkadaşlar şöyle sık iğneli oluşundan mı artık duruşundan ütüye uygunluğundan çok hoş oluyor. Bunu böyle sade bile yapabilirsiniz bak. Bu ara suyuyla tek bile böyle çıtırıklı bir oya bile yapabilirsiniz hafif günlük kullanmak için. Evet, yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde. Yine telefonumuz tripodtan yan düşmüş. Evet, bakın şöyle. Çok güzel bir model hazırladım sizlere. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten bu siyah türbente bu maviler çok açtı. Orada da çok güzel duruyordu. Keşfette iğne oyasında da çok hoş duruyordu. Ben de çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bu renklerde bu şekilde hazırlarsanız çok güzel duracak siyah üzerine. Bakın. Şöyle uzaktan hepsini bir sığdırayım. Evet çıtı pıtı şöyle çok hoş çok güzel İnanın bu tülbenti kullandığınızda gören arkadaşlarınız inanın bu tülbenti kullandığınızda gören komşularınız arkadaşlarınız iğne yazı zannedeceğini düşünüyorum Gerçekten bakın şöyle çok hoş durdu çok da güzel durdu Şöyle birisini daha ön plana koyayım. İkisi beraber şöyle çok hoş duruyor gerçekten arkadaşlar. Beğenilecek, yapılacak bir model oldu. Renklerde ayrı bir şahane oldu. Çok güzel oldu. Sizler de arkadaşlar yeni açtığım Tığ Oyaları Dünyası kanalına destek olursanız Yeni video çünkü daha yeni böyle doğdu apalama sürecinde. Sizlerin emekleme sürecinde bizde apalama derler emeklemeye. E, desteğinizle de inşallah yürür. E, ayrıca yine bu kanalıma tığ oyaları, e, Nurgül'ün tığı ve iğne oyaları kanalıma destek verirseniz sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.